İstanbul yönetiminden memnun musunuz? Tayyip Erdoğan'sa memnunuz. Ekrem İmamoğlu ama. Yok be abi, nerede ya? Peki neden? Abi neden olacak? Nedeni çok. Sen de bunu savunuyorsun yani, neden? Estağfurullah. Ha, sadece merak ettim. Normal insan olman lazım. Ha, şu an sadece soruyorum. Hayır. Benim biz soruyoruz ama. Bakacağım. Hayır, biz sadece soruyoruz. Allah neden? Allah razı olsun. Doğru neden? Değil mi abi? Neden dediğin zaman, o zaman ben senden korkuyorum. Acaba sen diyorum şey misin, İmamoğlu musun? Değil mi ya? Biz gazeteciyiz abi. Çekiyorsun değil mi abi? Ya, numara yok değil mi? Allah razı olsun. Abi bu memlekete Tayyip'ten başka adam gelmez. Bu millet uyuyor. Uyuyor abi. Sen PKK'ların koluna girmişsin. Benim şehit kardeşim. He? Ne olacak? Peki abi, İstanbul sizce nelerin değişmesini istersiniz? İstanbul var ya, zaten değişiyor kurban. Alt yapılar değişiyor. Oh, mis gibi. Her şey değişiyor ama Allah diyor ki Celle Celaluhu, biz onların kalplerini, gözlerini mühürledik, onlar gerçekleri göremez. Görmek isteseler de görmezler. Tayyip Erdoğan Türk milleti için çalışıyor. Anladın? Amerika, Yahudi onun için çalışmıyor. Yayın istiyorum ha, bu yayını. Bakacağım evde. Sonra buraya gelirim, rezil ederim sizi. YouTube kanalı. Doğru mu? Tayyip başka. He? İstanbul İmamoğlu'nun elinde şu anda. Yazık, günah. Niye yazık abla? İmamoğlu sence nasıl? Bence iyi değil. İyi değil de niye iyi diyorsun? Peki neden iyi diyorum ben? Tayyip'e iyi diyorum. O İstanbul'u soruyor, sen yanlış anladın. Ablacığım ben o beni anlıyor. Kurban olurum sana ablacığım. Ben yok, ben düz anlıyorum meseleyi. Yazık oluyor İmamoğlu'nun elinde. Bak şu an aynı düşüncedesiniz abi. Aynen. Aynı düşüncedesiniz. Elini öpeceğim ama 19 var diye öpemiyorum ha. Abi ben 55 yaşında adamım. Peki Kanal İstanbul hakkında neler düşünüyorsunuz abi siz? 10 numara 5 yıldız. Bunu Amerika istemez, Yahudi istemez. Peki neden abi? İstemez, para girmesin kasalara. Bu millet uyuyor. Ya insanın uyuduğunu düşünüyorsunuz. Uyuyor, İnsanlar ya, haberi yok. Neden? Neden? Niye düşünüyorsun? Biliyor musun? Kimse var ya, çıkarından 5 lira harcamıyor. La 5 lira harca, 20 lira kazan. Ama adam diyor aman 5 lira. Yani 4'e katlansın. Ya diyorsun. Kaybetmeden kazanmak yok. Tüm bu olanların sebebi ne biliyor musun? Lozan Antlaşması bitti ya. Ne? Neler dönüyor? Ne? Şimdi geliyorum. 2023'te Allah'ın izniyle öyle bir güzellikler olacak ki. Öyle. Neler olacak abi? Abi madenler çıkacak. Her şey çıkacak. Çıkmayanlar çıkmayacak. Eski insanlar ne yapmışlar biliyor musun? Peşkeş çektiler. Süleymaniye gittim ben çalışmaya. Bir tane lamba yok. Petrol ışıklarınla şehir aydınlanıyor. Sen güzelim Süleymaniye'yi nasıl veriyorsun? Lozan Antlaşması'yla millete veriyorsun. Oradan bir güzel su geçiyor. Hadi hadi için. Süleymaniye'de biz çalışıyoruz kampta. Kampların yanında ne vardı biliyor musun? Ne vardı? PKK çadırı vardı. Kampların çadırında Süleymaniye'de. Ben namaz kılıyorum. Allah bana var ya Celle Celaluhu. PKK çadırı vardı. Ne zaman oluyor abi olay? Ben karşıya gittim. Yalan olmasın. 2000 ya 1998 1997'lerde oradaydım ben. Abi PKK çadırı var ya. Hani Akbayram'ın dediği diyor ya şarkısına, ki haramilerin saltanatını yıkacağız. He. Sen ne saltanatı yıkıyorsun ya? He. Hayırdır yani, saltanat diyorsun. Saltanat kelimesi nasıl olur? Demokrasi mi olur? Saltanatını yıkacağız diyor. Onun için abi. Ben garip adamım. 95'te ben Zonguldak Ereğli'liyim. Beni Zonguldak Ereğli'lerin hepsi tanır. 95'te ben şeye girdim, demir çeliğe girdim. 4 sene, 2 sene bir müteahhitte çalıştım, 2 sene. 7 ay sigorta yaptılar. Nerede benim sigortam? Hala hatırlamadı mı? Yıllardır. 7 ay. 4 sene nerede? Bana girdi, çıktı. Girdi çıktı, ben emekli olamıyorum. Neden olamıyorum? O şerefsizlerin yüzünden. Neden? Demir çeliği de müteahhit. O zaman devletle şeyin arasındaydı. Devletin malını yemeyen keriz hesabı.
Ben kendi memleketimde koskoca. Gerçekten büyük olaylar yaşamışsınız. Amin. Allah yardımcınız olsun. Allah gerçekten. Yardımcı amin. Cümlemize inşallah. Ben garibanım ve emekli olmadım. Evet olmadım. Ama ben kardeşim Türk bayrağını seviyorum. Bak Kızılay'ımı seviyorum. Milletimi seviyorum. Kürdü de bizim, Alevisi de bizim. Bütün millet bizimdir. Biz birlikte güzeliz. Biz birlikteyiz abi. Ayrılır. Neye ayrılıyoruz? Ayrıyorlar bizi. Ayrılıyor ki. Lan Kürt kim? Kürt çalışmadı mı? Silahla yani girmedi. 1071 yılında Malazgirt Savaşı'nda biz birlikte buralara girdik. Abi Çanakkale Savaşı'nda Kürt de girdi, Romanı da girdi, Çerkezi de girdi, Alevisi de girdi, hepsi girdi. Hindiler savaşmadı, Hindüler savaştı. Hindüleri götürdüler, Hindüleri götürdüler, sarıya boyadılar. Abi kalleş bunlar, çek. Bunları çek abi. Ben kimseden böyle beklenti, ben Allah için, Muhammed aşkı için hep bunlar gerçektir. Yaşım 65 doğumluyum. 55-56 yaşındayım. Allah uzun ömürler versin. Selanik göçmeniyim ben. Allah razı olsun Atatürk'ten. Bizi buralara getirdi. Ve buralardan işte şey yaptı. Biz Atatürk'ü de seviyoruz. O hani bir tane adam çıktı. Atatürk'e hakaret etti. Sen ne oluyor sana ya? Ne oluyor be? Çok ayarsızlar var abi ne yazık ki. Hangi adam? Hangi adam? O bir imam vardı ya bir camide ismini unuttum. Evet, Ayasofya Camii'de. Sen ne işsin ne var? Nereden geldin hani? Hassizlik yapılıyor. Yok Atatürk'e hakaret etti. Öyle diyorlar. Ben onu... Haberler de öyle paylaşılır, evet. Hakaret ettiyse... 1400 sene önce böyle ayet okuyor. O zaman ben bir şey demiyorum. Hakaret varsa bir şey diyorum ben. Bak, hakaret varsa bir şey diyorum. Neden? Kardeşim kimse kimseye hakaret edemez. Şahsına. Şahsına edemezsin kardeşim. Hele ki bu ülkede emeği geçen biri ise kesinlikle hakareti kim olursa olsun öğrenemez. Bak Allah'ın Teala Celle Celali, ben Süleyman'ım değil mi? 2022'deyiz. Allah beni isterse önder yapar. 21'deyiz. Şunu yapar. Ben yılımı tamamladım, çekildim değil mi? Yılımı tamamladım, çekildim. Ne diyor? Allah diyor ki Celle Celle, safınızı seçin. Saf saf önemli. İyilerin safları var, kötülerin safları var. Ben iyilerin safında olayım. Allah bana yardım eder. İşte burada herkes, bu dünyada herkes bir saf. Sorgusu var. Saf seçiyor. İki sınavdayız. Saf var. Bir iyi saf var, bir kötü saf var. Herkesin aklı çalışıyor ama şahıslar şahıslara takılı. Süretlere takılı. Gelip şu İstanbul'da, ben Sarıyer'e, İstanbul'da ben Tophane'de 25 sene kaldım. Peki siz neler düşünüyorsunuz? Bakın abi siz neler düşünüyorsunuz İstanbul'un yönetimi hakkında? Yanımız yok mu? Sen bana gel. Gelelim abi. Bana gel abi sen bana gel. Abi cevap verin. Birçok kişi mesela endişeleniyor, korkuyor abi. Şunu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sarıyer'e ben 2 saatte gidiyordum. Şu an kaç saatte? Ne saat? Dakika. Be, dakika be 30 abi. Dakika. Hacı Osman 30 dakika. Korkun be. Dakika dakika ya. 30 dakika. 2 saatte ben biniyordum. O zaman şeyli alternliler vardı. Gidiyorduk Sarıyer'e. Orada şu an mesele 30 dakika. Daha ne istiyor bu millet? Ayrola ne istiyor? Al sana yarın altını deldi. Abdülhamid Han projeyi çizdi. Denizde tüpleri koydu. Kanal İstanbul'u yapacağız Allah'ın izniyle. İstemezler Türkiye'nin yükselmesini. İstemezler kardeşim. Bu millet yatıyor, uyanan da var. Ama yatmayalım. Hepimiz birbirimize faydalıyız. Birbirimize ekşimeyelim. Bak iki ayağımız var, iki elimiz var. Kesinlikle. Böyle olduk mu hayvan oluruz, böyle olduk mu insan oluruz. Hayvan olmayalım ya, insan olalım. İnsan gibi takılalım. Tabii. Edebimizi adamımızı olalım. Allah razı olsun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam.